Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, 2018 yıllık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler, evet 2018 yılının genelinde gökyüzünde neler var? Ana hatlarıyla sizi hangi gezegen hareketleri daha fazla destekleyecek, nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Şimdi bunlara kısaca bir bakalım. Evet, ay düğümlerimiz, kadersel ay düğümlerimiz yılın büyük bölümünde Aslan Kova aksında hareketlerini sürdürecek. 7 Kasım'dan itibaren de yılın son aylarında artık Yengeç Oğlak aksına geçiş yapacak. Dolayısıyla tutulma döngülerimiz de Aslan Kova aksında çoğunlukla. Bu yıl 5 tutulmamız var. Genellikle her yıl 2 ay tutulması, 2 güneş tutulması, 4 tutulma yaşanır. Bu yıl 3 güneş, 2 ay tutulması yaşayacağız. 31 Ocak ay tutulmamız 11 derece Aslan Burcu'nda, 15 Şubat'ta da 27 derece Kova Burcu'nda güneş tutulmamız var. Yani sizin 3. ve 9. evlerinizde meydana gelecek bunlar. Aynı şekilde benzer döngüyü 27 Temmuz 11 Ağustos arasında yaz döneminde yaşayacağız. 4 derece Kova ay tutulması, 18 derece Aslan güneş tutulması. Bunlara ilaveten de 13 Temmuz'da 20 derece Yengeç Burcu'nda ikinci evinizde oluşacak bir güneş tutulması var. Evet, tutulmalar yaşam planlarımızda önemli dönüm noktalarını işaret eder. Bunlar bir şekilde bizi en azından 9 yıllık bir süreç içerisinde etkileyecek kadersel olaylardır ya da yeni gelişim bizi geliştirecek konulardır. Şimdi Aslan Kova deyince 3. 9. eviniz, özellikle bu süreçte yakın çevreniz, kardeşler, komşular, genel anlamda zihinsel yapınız, düşünce şekliniz, hayata bakışınız, inançlarınız, yaşadığınız yakın akrabalar, uzak akrabalar, yurt dışı bağlantılı her türlü konu, yayıncılık, yabancı kültürler, akademik konular, hukuksal işler, aslında geçen yıldan devam eden konular bunlar. Bu yılda tutulma döngüleriyle beraber yine aktifleşecek. Birçoğunuz geçtiğimiz yılda bu konularla meşguldü. Bu yılda aynı döngülerin özellikle tutulma dönemlerinde hayatınızda biraz daha etkili olacağını söyleyebiliriz. Eğitime başlamak, akademik konular, yeni şeyler öğrenmek, zihinsel yanınız çok güçlü. Hayata bakışınız çok değişiyor. Çoğunuzun çevre şartları da bu dönemde değişti. Akraba ilişkilerinizde önemli dönüşümler olabilir bu süreçte. İletişim ve iletişimle ilgili işler, aynı şekilde yayıncılıkla ilgili işler hayatınıza daha fazla girebilir. Tutulma döngüleri genel hatlarıyla yaşamımızda belirleyici, ana hatlarıyla. Bunun yanı sıra diğer gezegen hareketleri de tabii ki önemli dinamikleri hayatımızda şekillendiriyor, etkiliyor. Özellikle kolektif gezegenler bu anlamda çok etkili, başrolde olacaklar diyebiliriz. İlk önce şans gezegenimiz Jüpiter'den başlayalım. 2017-10 Ekim'den itibaren Jüpiter Akrep Burcu'na geçiş yapacak ve 2018-8 Kasım'ına kadar da Akrep Burcu'nda kalacak. 6. evinizde Jüpiter olacak bu yıl. 12 yıllık bir döngüde hareket eder. Yaklaşık 12 yıl öncesini düşünürseniz 2005 yılı, 2006 yılı bu döngülerde evet Jüpiter hayatınıza benzer şeyler getirebilir. 6. ev iş hayatınız, mesleğiniz, çalışma koşullarınız, genel anlamda günlük hayatınız, sağlığınız, alışkanlıklarınız, evcil hayvanlarınız onlarla ilgili konulara işaret ediyor. Jüpiter biraz daha büyütücü, verimli bir enerji verir. Dolayısıyla iş ve mesleki konularda verimli bir dönemde olduğunuzu genel anlamda söyleyebiliriz. Sağlıkla ilgili yine sorunlarınızı çözmek adına Jüpiter'in burada daha faydalı bir etkisi olabilir. 8 Kasım'dan itibaren ise Jüpiter Yay Burcu'na geçiş yapacak ve yılın son 2 ayında da evlilik gibi, ortaklık gibi sözleşmeli ilişkiler konusunda da Jüpiter'in daha kısmetli olduğunu görüyoruz ki bu 2019 yılında da devam edecek. Evet, bu yıl Satürn Oğlak Burcu'nda.
kendi yönettiği burçta, güçlü bir pozisyonda ve sizin 8. evinizde olacak. 2008'den bu yana Plüto Oğlak Burcu'ndaydı. Aslında bu güçlü enerjiyi 8. ev alanınızda hissediyorsunuz. Özellikle ikili ilişkiler ve bunların finansal paylaşımları gibi konularda zaman zaman sizi zorlayan, zaman zaman sizi destekleyen bazı güçlü etkiler altındasınız. Bu yıl Satürn biraz daha o yapıcı, inşa edici özelliğini 8. evinize yansıtacak. Plüton gibi güçlü bir gezegenle de enerjileri birleşeceği için 8. ev konularınızda daha ciddi yaklaşımlar söz konusu olabilir. Bu da demek oluyor ki işbirliklerinin finansal konularına daha sorumlu yaklaşmalısınız. Eşinizin parası, eşten gelecek kaynaklarda önemli artışlar olabilir ama zaman zaman burada sıkıntılar da olabilir. Emeklilik gibi, sigorta gibi, prim gibi, miras gibi konularda yine ciddi, daha uzun vadeli yapılandırmalar da yine Satürn'ün de etkisiyle burada gündemde olacak gibi görünüyor. Jüpiter ile Satürn iyi pozisyonda olacaktır. Aynı zamanda Jüpiter bu yıl Oğlak Burcu'ndaki Plüton'la da iyi anlaşan bir burçta olacak. Geçtiğimiz yıl zaman zaman zıtlaşmışlardı ama bu yıl daha destekleyici olacak. Bu da parasal anlamda iş konularında, ilişkiler, ortaklıklar gibi konularda daha destekleyici, yapıcı olabilir. Yıl boyunca zaman zaman bu etkiler tabii ki güçlenecek sevgili ikizler. Evet, bu yıl Uranüs burç değiştirecek. Yılın en önemli gezegen hareketlerinden birisi. 2010'dan bu yana Koç burcundaydı. Bu dönemde özellikle sosyal çevrenizde, arkadaş ilişkilerinizde sürprizlerle daha fazla karşılaştınız. Şimdi 15 Mayıs'tan itibaren Boğa Burcu'na geçiyor. Bu yıl Boğa Burcu'nun ilk derecelerinde ilerleyecek. Kısa bir süre retrosu var. 7 Ağustos 6 Kasım aralığında bir retrosu var ve Ekim ayında yine Koç Burcu'na bir dönüşü olacak. Ancak daha sonra ilerledikten sonra 6 Kasım'dan sonra da artık Boğa Burcu'nda ilerleyecek. Ne kadar? 7 yıl kadar. Yani 2025 yılına kadar. Uzun süreli bir gezegen hareketi bu. Uranüs'ün Boğa Burcu'nda olduğunu görüyoruz. 12. evinizde olacak. Bu dönemde Uranüs bilinçaltınızda çok daha hızlı gelişmelerin olacağını gösteriyor. Zaman zaman gerçekten kişisel farkındalığınızı geliştirecek önemli aydınlanmalarla karşılaşabilirsiniz. Maneviyat, ruhsal gelişim, sezgiler gibi konular Uranüs'ün etkisiyle biraz daha hani kolektif alana daha hızlı bağlantı kurabileceğiniz bir süreç. Bu yıl çok fazla bunu hissetmeseniz de önümüzdeki yıllardan itibaren bu Uranüs'ün kışkırtıcı enerjisini özellikle iç dünyanızda, ruhsal aleminizde, bilinçaltınızda daha yoğun hissedebileceğinizi söyleyebiliriz. Ve tabii ki bu süreçte belki de günlük hayatınız, iş ve mesleğiniz, sağlığınızla ilgili konularda da zaman zaman sürprizler, zaman zaman biraz daha böyle reformlar, yenilikler gündeme gelebilir. Evet, bu yıl İki kişisel gezegenimiz Venüs ve Mars retro yapacaklar. Her yıl gezegenlerimiz dönem dönem retro yapar ama bize kişisel gezegenlerin retroları biraz daha fazla etkiliyor. Gezegeniniz Merkür'ün de yıl boyunca 3 kez retrosu olacak. Bunları zaten hazırladığımız haftalık, günlük, aylık videolarda anlatıyoruz ve sizi uyarıyoruz. Ama genel etki olarak baktığımızda özellikle Venüs ve Mars retroları yıl genelinde biraz daha belki temkinli ve dikkat edilmesi gereken süreçlere işaret edecekler. Venüs 5 Ekim 16 Kasım arasında Akrep ve Terazi burçlarında retro yaparken bu dönemde sağlığınıza, kişisel ilişkilerinize, özellikle iş ortamınızdaki ilişkilere biraz daha temkinli yaklaşmalısınız. Mars'a 26 Haziran 27 Ağustos aralığında 2 aylık bir dönem retro yapacak Kova ve Oğlak burçlarında. Bu süreç aslında sizi çok zorlamamakla birlikte özellikle bu dönemde yapacağınız seyahat planlarında, uluslararası iş bağlantılarında ya da bazı hukuksal işlerde yavaşlamalar ya da terslikler olabilir. Çünkü aynı dönem tutulma döngüsüne de denk geliyor. Temmuz'un sonları, Ağustos'un başları. Bu süreçte olacak tutulma Mars retrosunda etki alacağı için her türlü hukuksal işinizde, uluslararası işlerde, seyahatlerde,
daha temkinli hareket etmekte fayda var sevgili ikizler. Evet, yılın geneline baktığımızda Jüpiter'in Satürn'le, Plüton'la iyi anlaştığını görüyoruz. Jüpiter iş ve mesleki konularda, sağlık alanında daha şifalandırıcı, daha verimli bir pozisyonda olacak. Satürn ve Plüto Oğlak Burcu'nda özellikle ilişkiler, işbirlikleri, uzun vadeli finansal yatırımlar, sigorta gibi, kredi gibi, miras gibi konularda biraz daha zaman zaman sizin daha fazla sorumluluk almanızı sağlayabilir, ama bunlar aynı zamanda sizin ilerisi için de daha güvenli planlar yapmanıza, istikrarlı adımlar atmanıza imkan verebilir. İşte Satürn burayı biraz daha böyle denetlemek için, biraz daha belki bazı eksikleri tamamlamak için 8. evinizde olacak. Plüto uzun zamandır bu alanda önemli dönüşümler içerisindeydi. Daha köklü bir arındırma içerisindeydi. Satürn burayı tekrar inşa edip yeni yapılar kurmakla meşgul olabilir. Hangi alan? Özellikle para konuları, emeklilik gibi, hani sigorta gibi geleceğinizi garanti altına alabilecek yapılar, işbirlikleri, eşinizin parası ve parasal kaynaklarınızla ilgili alışverişler, hisseli paralar, ki bunun içine miras gibi konularda girebilir. Evet, Satürn ve Plüto bu alanda yıl boyu hareket edecek. Evet, Uranüs geçişleri zaman zaman bizi zorlayabilir. Özellikle Boğa Burcu'na geçişiyle beraber Temmuz'un sonları, Ağustos, Mars retrosuyla da bir teması olacağı için ve tutulma döngüsü olacağı için lütfen o döneme, Mars'ın retro olduğu döneme dikkat edelim. Bu ne zamandı? Temmuz'un sonları, özellikle Ağustos'un başları daha güçlü olarak gündemimizde olabilir sevgili ikizler. Evet, iş konuları, para konuları, ikili ilişkiler, ortaklıklar, yatırımlar, kredi, sigorta gibi alanlar, miras konuları, mal varlıklarınızı değerlendirme, yeni yatırımlar konularında bu yıl daha istikrarlı, daha uzun vadeli adımlar atmanız mümkün görünüyor. Özellikle Kasım'dan sonraysa Jüpiter'in Yay Burcu'na geçişi bekar olan birçok ikizler burcunu evlilik konusunda destekleyecek. Bu etki 2019'da da devam eden bir etki. İşbirlikleri konusunda da kendinizi daha şanslı, daha kısmetli hissedebileceksiniz sevgili ikizler. Yıl boyunca hazırlayacağımız günlük, haftalık, aylık videolarla size yol göstermeye devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Mutlu ve başarılı bir yıl dilerim. Hoşça kalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.